Düzeltebilir mi ekonomi? He? Şimdi onu bilmiyorum. Düzelmez. Daha da kötü olacak. Niye? Kötü olacak, siz göreceksiniz. Kötü olacak diyorsunuz. Kötü olacak. Yani herkes açla kalacak. Vallahi Suriyeliler gibi olacak. Oyu kim verdi? Canım benim, hiç kimse aç değil. Ne internet, ne mağazalar boş, ne şeyle hiçbir yer bak, boş. Bak tamam, kimse aç değil. Ben aç diyorum ki değil. Aç hayır, kalacaklar. Bu şekil aç kalacaklar. Kötü olacaksa niye değiştirmedik? Sonuç. Değiştirmedik. Ne yapayım? En iyisini onu buluyoruz. Yani başka iyi bulamıyoruz. Hangisini? CHP hiç iyi değil Allah aşkına. CHP bir kere dinin düşmanı. Gündem soruyoruz. Gündeminiz nasıl? İyi. Biliyorsun seçimlerden sonra dolar uçmaya başladı. Günden güne her gün zam gelmeye başladı. Yapacak aynen bir şey. Şekere. Her şey zam gelmiş. Evet. Bir seneden bari. Yani böyleyiz. Neden oldu? Ne bileyim vallahi, siyasetten dolayı. Peki siz kimi desteklediniz? Tayyip Erdoğan'ı. Erdoğan'ı desteklediniz. Evet. Yani başka seçimimiz yok, yani en iyisi o zaten. Erdoğan'da başka. En iyi o zaten. Başkaları hiç olmaz zaten. Yani geldiğinde zaten dolar, ekonomi kötüydü, kiralar pahalı diyorlardı. Geçinemiyoruz diyordu vatandaş. Ya yok, Tayyip'ten başka şey iyi yalan, gelmez. Yalan. Her şey yalan. Dolar 24 oldu abla. Olsun, Tayyip şey yapmadık. Olsun mu? He? Olsun mu? Tayyip mi? Vallahi Tayyip'ten başka kim? Sırf Tayyip için zaten öyle yapıyor. Tayyip yapmıyor ki. Tayyip'i sırf düşürmek için öyle bence, öyle bir plan yapıyorlar. Politika yok muydu? Mahsus politikası? Ay yok yok. Hayır yok. Tayyip vallahi Tayyip'ten iyisini biz bulamayız. Peki NAS dediler biliyorsunuz, faizleri düşürdüler. Şimdi Mehmet Şimşek faizleri arttıracak. NAS ne oldu? Artırsın oğlum, artırsın. Çünkü o faizler düştükçe dolar, euro, altın yükseldi. Çünkü benim 100 liram varsa, 100 bin liram varsa ben onu faize koyuyordum. Şimdi o zaman 100 bin liraya aldığım faiz şimdi yarıdan daha aşağıya. Ben aylığım yok, yıllığım yok. Evet, Erdoğan'ı seviyoruz. Erdoğan'a da oyumuzu verdik ama bu kadar da değil. Yani bu kadar değil. Tayyip yapmıyor, yapmıyor. Vallahi Tayyip yapmıyor. Tayyip'i sırf Tayyip'i düşürmek için yapıyorlar. Hayır yani kızım, dışarıdakiler yapıyor. Dur da. Tayyip bir şey yapmıyor şimdi, ki. Anlamadım. Anlamadım dediğimi. Biz Tayyipçiyiz. Ben hiç okumam. Çoluğum, çocuğum hepimiz Tayyipçiyiz. Ama niye? Bu terörü başarıyor. Biz onun için Tayyipçiyiz. Ama dolar, euro yükselmesi Tayyip'ten. Niye Tayyip'ten? Türk parasını... Yanlış politika var diyor. Evet, düşürdü. Türk parasını pul etti kardeşim ya. Yok kalmadı. Evet seviyoruz. Başımızda Allah razı olsun ama biraz da dar gelirli aileleri düşünmesi lazım. Benim torunum takı tasarımcısı, dükkan açtı. Geçinemiyor şimdi, yok. Dolarla tuttu dükkanı. Yaptığı iş dolarla. Aman kazanamıyor, ne yapsın o çocuk? Kapatıp oturacak evinde. Veyahut da bir işe girecek. Para işi. Tabii. Şimdi zengin... Mehmet Şimşek düzeltebilir mi ekonomi? He? Düzelmez. Daha da kötü olacak. Niye? Kötü olacak. Siz göreceksiniz. Kötü olacak diyorsunuz. Kötü olacak. Yani herkes açla kalacak. Vallahi Suriyeliler gibi olacak. Oyu kim verdi? Canım benim, Tayyip hiç verdi. Kimse aç değil. Ne internet, ne mağazalar boş, peki, ne şeyle hiçbir yer bak, boş. Bak tamam, kimse aç değil. Ben aç diyorum ki değil. Aç kalacaklar. Bu şekil aç kalacaklar. Kötü olacaksa niye değiştirmedik? Sonuç. Değiştirmedik. Ne yapayım? En iyisini onu buluyoruz. Yani başka iyi bulamıyoruz. Hangisini? CHP hiç iyi değil Allah aşkına. CHP bir kere dinin düşmanı. Yani ancak imansız olacağım ki ben ona vereyim. CHP'ye. CHP dine karşı, örtüye karşı. Öyle. Siz bilmiyorsun, valla zamanında görecektiniz. Valla bu öyle. CHP öyle. Tayyip derim başka da. Valla Tayyip'ten başka. İrişat kötü diyorsun. Yok kimse yok. İrişat kötü, yani onda Tayyip yapacak. Düzelmez yani, daha da kötü olabiliriz ama yine de Tayyip derim. Ne kadar kötü olsa bilsem ki sonu, yani uçurumsa yine. Uçurum da olsa yine Erdoğan. Yine Erdoğan derim. 20 yıldır görüyoruz sonuçları. Bakın 20 yıldır hiçbir şeyi analiz edemeyen bir topluma hiçbir şeyi anlatamayacağımızı aynen gördük. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Peki, anlatamazsınız. Kardeş, ya doğru yanlış ama kazandı. Benim gözümde o kazandı. Deneyebilirlerdi. Ama mülteciler, Araplar Erdoğan'ı başa getirdi. Bu kadar. Benim gözümde Kılıçdaroğlu kazandı. Biz getirdik. Kaç tane mülteci oy kullanmış? Haberin biz, var mı? Biz getirdik. Kaç kişi
vatandaşlık aldıysa o kadar Onur kişi Sağlam'da güzel açıkladı 200 bin. Kabul etmiyorsun. Ben açıklamadım bak ben CHP'nin. Ben olarak onu getirdim. Onur Sağlam abi güzel açıkladı. Biz buna eminim. Biz. Mülteci değil. Şey biz getirdik onu. HDP'li hiçbirliği yaptılar, devam edecek. Kaybettiler. Buna eminim. HDP'li hiçbirliği yaptı, CHP kaybetti. Bunun mülteciyle evet. Alakası yok. Hiç, hiç kim ne yanlış kardeşim. Ona oyu biz verdik. Nasıl yanlış? Peki abla. Hiçbirliği yapmadı. Abla. Neden verdik? Ne bekliyor bizi? Ya, güzel olacak. Her şey güzel olacak. Dolar oldu 24. Olabilir. Her düzelecek. Düzelecek. Bak petrol. Bak şimdi petrol. Bir dakika. Petrol bulundu. Doğalgaz. 90'lı yılları hatırlıyor musun? Doğalgaz bulundu. Bak 90'lı yıllarda dolar kaç paraydı biliyor musun? Ben 93'ün 23 Temmuz ayının 26'sında dolar aldım. Fabrikamızı kapattılar. Şişecam makine kalıp fabrikası. CHP'nin ortak olduğu bir fabrika. Stringer füze rampalarını yapmaya başlayacaktık. Kapattılar. Vurdular kilidi gittiler. Hepiniz çıkın dediler. Kale İş Merkezi'ndeki İş Bankası'nın önünden dolar almaya gittik. Benim S ile başladığı adı. Tam ismi S ile başladığı için en sona kaldım. Sabahleyin dolar alan 9,5 liradan aldı. Ben gittim doları 10,5 liradan aldım. Bak kaç saatte biliyor musunuz? Kaç ve dolar ondan sonra kaç para oldu biliyor musun? Tayyip Erdoğan gelene kadar 1800 lira. Kaç katı? 180 katı. Kaç yılda? 9 yılda. 9 yılda 180 katı olmuş. Bak 180 katı. Tayyip Erdoğan geldiğinde kaç paraydı dolar? 1200 liraya çekmiştik. 1400-1600 lira civarına gelmişti. Geldi kaç paraya çıktı şu anda? 24. Kaç katı? Kaç katı? 12 katı. Peki NAS politikası doğru muydu abi? Biliyorsunuz faizleri düşüreceğiz. NAS var dediler. Faizleri düşürdüler. Evet bak faiz ne etken? Enflasyon sonuç oluyor değil mi? Şimdi Mehmet Şimşek de tam tersi faizleri arttırmamız gerekiyor diyor. Vallahi o onun tasarrufu. Benim için değil o. Benim için faiz iyi bir şey değil. İyi bir şey değil çünkü. Çünkü bu faiz yüzünden benim altımdaki kiracım bisiklet imalatçısıydı ve kendini vurdu sabah 2001 krizinde. Dükkan komşum atölyem vardı, pompa imalatı yapıyordum. Dükkan komşum kendini astı. Biz bunları gördük. Abi, Tayyip Erdoğan o yüzden diyorum. 5 yıl bizi ne bekliyor? 5 yıl bizi ne mi bekliyor? Bekleyeceğiz sabır. Sabır bekliyor. Sabırla bu ekonomi daha da düzgün olacak. Çünkü bu ekonomi düzelten kimdi? Tayyip Erdoğan değil mi? Daha 2016'ya kadar o... Gezi eylemleri ve darbeler olmadı. Faiz neredeydi? 4,5'tan devriliyordu aşağı. Evet. Bak 4,5'lara dedi. Devriliyordu aşağı. Bir gezi eylemleri başlattılar. Faizler oldu 8,5-9'lara çıktı. Bir anda. Neden? Paranın sahibi biz değiliz çünkü. Biz Amerikan parasıyla alışveriş yapıyoruz. Eğer biz kendi paramızı o Merkez Bankası Cumhuriyet'te iyi eklediğimiz zaman o zaman kendi paramızın sahibi oluruz. Ve o zaman biz konuşuruz ekonomik olarak. Şimdi biz konuşamayız çünkü paranın sahibi başka. Yani sabır. Sabır.